Selamlar, Senior Ne Diyorun son bölümüne hoş geldiniz. Bu sezonun son bölümü tabii, telaşa mahal yok. Yürekleri ağza getirdim. Aynen, o atanın elvedası var ya, onun gibi bir PR cümlesi kurdum. Son bölümde bir efsanenin, yani gerçi efsane olmayan birini konuk etmedik herhalde tabii. Bu bölümü ama Raul Real Madrid'den deme bizim dönemimizde akla gelen oyuncuydu bizim nesilde. Onun gollerine konuşacağız. Aynen öyle. Gerek milli takımdaki, gerek uzun uzun Real Madrid yıllarını, gerekse de şaşırdığımız kadar güzel gol attığı, aslında hatırlamadığımız ama dönüp izleyince yeniden anımsadığımız Schalke günlerinden golleri seçtik. İşte beyin onları geri itmiş. Aynen. Kabullenememişiz Schalke'yi. Doğru. Adam en iyi 20 gol diyorlar, 15'ini alacaktık neredeyse. Gerçekten büyük silkelemiş. Onu da zaten uzun uzun konuşacağız. Öncesinde Yemek Sepeti'ne teşekkür edelim. Yemek Sepeti'nde 2'ye 1 kampanyası devam ediyor. 40 TL ve üzeri verdiğiniz 2 siparişinize 3. siparişiniz de geçerli. 40 TL hediye. Şimdi Yemek Sepeti'nden siparişinizi verin. Fırsatı kaçırmayın. Evet baba, Raul Gonzalez. Hatta senin İlk anımsadığın, televizyonlarda anlatılan ismiyle Paul Raul muydu? Ya özür dilerim, ben ne yaşıtlar büyükler de hatırlıyorsa lütfen destek versinler ya da uydurma desinler. Ya ben sanki ilk çıktığında spiker abilerimizin Paul Raul diye anlattığını hatırlıyorum. Ama tabii ki bir yanılma olabilir yani. Hani 10'lu yaşların başında birbirine karıştırıyor da olabilirim. Hafızama güvenirim ama dediğim gibi İspanya Ligi'de hiç böyle kahramanla bütün gazetelerin verdiği İtalya Ligi fikstürlerini, tanıtım dergilerini, spor dergilerini alırdık ama İspanya öyle bir merakımız olmadı. Belki yanlış hatırlıyorumdur. Çok emin değilim İtalya gibi. Ama öyle hatırlıyorum. Paul Raul. Fişer düşelim. Ama hep hani tek isimle anılan bir futbolcular da, ben de bayağı geç öğrenmiştim soyadını, Gonzalez'i. Ama aslında baba tarafındaki soyadı bir etkisi var kariyerine. Yani Real Madrid, Beyazlar, Los Blancos en büyük lakabıdır Real'in. Raul Gonzalez'in de baba tarafındaki soyadı, çok kullanmadığım soyadı, Blanco'ymuş. Hani biraz kader ağlarını o zamandan örmüş. Onu bir diğer istersen baba tarafı soyadı filan. Evet ya, İspanyollarda anne baba çift soyad oluyor normalde. O yüzden hani daha az bilinen bir soyadı belki Blanco ama asıl Gonzalez'i biliyoruz. Ama oradan bir beyaz sevdası varmış. Aslında altyapı günleri onu şehrin diğer takımına çekmeye çok hazır ama Atletico kulüp tarihinin en pahalı tasarrufunu yapıyor ve tam o dönemde altyapıdan o masrafları kısmak için altyapıyı kapatmaya karar verince, dahice bir fikirle Raul gibi birçok yeteneği kaptırıyorlar ve Raul da sonrasında bu harika kariyeri Real formasıyla inşa ediyor. Evet, aynen öyle. Orada ilginç, yıllarca süren Raul her gol attığında, her Atletico Madrid'deki kariyerin ilk golde yine Atletico Madrid'e sanırım. Sonra başkan üzerinden devamlı bir kulak çınlatılırdı yani, Raul'ü beğenmeyen adam. Halbuki Raul'ü beğenmeme değil, baba toptan kapatmış. Yani bizde de var ya, spor kulüplerinin evet yani şubelerini kapatması gerektiğini söyleyen, bir şey demeyeyim, fikirler. Burada da altyapıya gitmiş daha fenası. Aynen öyle. Golleri konuşmaya başlayacağız ama Raul dediğimde aklına ilk ne geliyor diye soracağım baba. Benim salı ve çarşamba akşamları geliyor küçükken. Yani hep Şampiyonlar Ligi'nde özellikle işte benim çocukluğum 90'lar sonu 2000'ler başında tekabül ediyor. Tam Raul'un civcivli olduğu zaman, Real'in Galacticos dönemi. Ama hem öncesinde hem sonrasında hep Raul'un gol attığı salı ve çarşamba akşamları var benim aklımda. Biliyorsun, ben Di Stefano'ya falan da yetiştiğim için ya, benim için yani, Puşkaş'la başladın. Benim Real sevdam Puşkaş'la başlamıştır. Güzel dedin Buğra'cığım. Benim de şey geliyor yani, hep Gert Müller üzerinden anlatılır da onu izleyince ulan alakası yokmuş bu adamın o şeyle demiştim. Yani oyun içindeki defalarca anlattık, tekrar kafa ütülemeyelim. Farklı meziyetleri de var. Bizim dönemimizde bu gol koklama işinde gol koklayan adam olarak hep Raul geliyor benim aklıma. Hakikaten öyle, gollerini de seninle açarken dedik ulan şimdi ceza sahası dışından kaç tane vardır, hep içten sinmeler, sızmalara mı bakacağız dedik. Hakikaten çok öyle golü ama evet, güzel gol yani, çok şık vuruşlar da var, zarif vuruşları. Ama kariyerinin başında taşıyıcı özelliği, hatta geçen daha izledik finali McManaman için. Hı-hı. 2000 finali, orada daha Morientes, Anelka varken daha kenarlarda da oynayabiliyor ama yani o golcülüğü, santrfor mu değil, kanat mı değil, hücum oyuncusu olarak. Mesela Butragueño da biraz böyledir. Yani çok gol atmıştır ama bir net santrfor özelliği yoktur onun. Çok net santrfor diyemezsin. Farklı meziyetleri vardır. Bu da öyle yani. Net santrfor değil ama bütün gol rekorlarını alt üst eden. Dediğin gibi
bak baktık seninle istatistiklerde hiç öyle 30 golü gördü. La Liga'da bir sezon yok ama biz Raul'a bile gol atıyor hatırlıyoruz. Çünkü ligde işte atıyordu dönüyordu Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Messi Ronaldo alay etmeden rakamlarla Raul oranını gol yükünü çeken adamdı Şampiyonlar Ligi'ne. İşte bizden önce babamların nesne mesela Gert Müller'in öyle deli sezonları var. Oynadığı her Avrupa Kupası maçında gol atıyor. Raul'ün de o yönü evet kesinlikle. Benim aklım ama bir şeyse 7. O 7'lerden biri evet. Milli takımda onunla görünce falan biraz garipsedik hakikaten aynen. Dediğin gibi. O 7'nin ki zaten lakaplarından bir tanesi de işte El Siete, İspanyolca'da 7, The Seven gibi çevirebiliriz. O ne nasıl özdeşleştiğini gösteren konulardan biri. Altyapıda işte daha ilk döneminde çok büyük bir etki yapıyor ve işte 5 gol attığı bir maç var galiba. Sonrasında Valdano'nu da oradan A takıma alıyor ve henüz 17 yaşında o dönem en genç forma giyen oyuncu oluyor Real Madrid'de ve sonrasında da aslında o istikrar hani 10 yılı aşkın bir süre devam edecek. Biraz golleri izlemeye başlayalım istersen. Bir yandan sohbete devam edelim. Valdano'nun şey bu, sözünü de aldık zira. Mahalledeki takımdan altyapıda işte Atletico'ya gönderen hocası da adını unuttum şimdi o. Football's Greatest mı ne öyle bir belgeselde var. Vardı. Orada var. Yani diyor ki hiçbir zaman ondan çok daha yetenekli oyuncular geldi buraya ama onun kadar çalışkanı gelmedi. Herkes bu çalışkanlığı üzerinden çok konuşuyor. Hatta Sid Love Galacticos olayını pek sevmezdi. Çünkü ona göre ter akıtanın rütbesi daha yüksek olmalıydı gibi bir açıklaması var. Yani futbola hep öyle baktı açısından. Hani baktığımızda büyük bir yıldızdı. Takımla özdeşleşmişti Galacticos döneminde bile ama o azmi ve takım ruhuna önem vermesi de ayrı ilginç bir nokta. Dışarıdan bakıp hiç öyle bir oyuncu gibi görmüyorsun halbuki. Bir sen yıldız olarak görüyorsun. Söyledin Sid Love'u tam dediğin söz. Yani çok çalışmak üzerine futbolu hep tanımladığı için o tanımı Galacticos sevmez diyor. Bahsettiğin antrenör de Renato Delacour. Not almışım. O da bahsettiğin gibi özelliklerine arka çıkan hocalarından biri. Hatta baba Real'e gitmesi de hainlik de diyor. Baba ne yapsın adam yani. Adamı, ne yapsın? Hocam bana ekmek ver diye gelecek mi adam da futbol oynayacak. Kadiz'e git falan diye kızmış olabilir. Peki şöyle golleri izlemeye başlayalım. Bu görece bir slalom golü. Yani daha büyük slalomlarını pek görmeyeceğiz. Gollerini milli takıma beraber 350'yi aşkın golünü izledik. Schalke'de ve milli takımda. Ya kulakları çınlasın. Yine sevgilerimizi saygılarımızı iletelim. Geçen Arhan'la konuşurken de yine kulaklarını çınlattık. Ne zaman İspanya'dan seninle bir şeyler izlesek golcüler, yıldızlar. Hep Aykut Kocaman tam buranın oyuncusuymuş. İzlerken hep, çok söyledin. Yani çok kafa ütülüyorum özür dilerim ama hep söylüyorum. Yani çok zarif bir futbolcuydu. Burada biraz sanki Bergkamp'ı anımsatan bir yani dokunuş dönüş. Var. Şu önüne alış değil mi? Aynen öyle. Abinin zaten kafa yanmış. Bu sıkça göreceğimiz yine büyük golcülerin hepsinde bu aşırtmaları konuştuk Batistuta dışında o baba kaleyi yıkmak aynen. için vuruyordu. onların biri ve geldi bir tanesi daha bunlar zarif vuruşlar artık. Evet bir önceki golde o vuruştan önceki yarım vuruş aynen. o tavşan adım önemliydi. Burada da kaleciyle beraber kaleyi yolluyor. Bu imzası olabilir herhalde değil mi? İmzası evet. diyebiliriz. Çok fazla gerçekten. Klas aşırtma golü var. Birçoğunu aldık zaten ama hani yarısından çoğunu da alamamışızdır. O tabii, kadar tabii. fazla atmış ki usta. Hani ufak böyle karşı karşıya kaldığında mini dokunuşları da var. Bayağı menzilli bir şekilde yaptığı aşırtmalar da var ki birkaç tane çok iyisini zaten alacağız. Yani Del Piero'nun Del Piero zondaki ayak içi ve iç üst vuruşları gibi aynen. bunun da bunları önemli. Zaten İmza bu vuruş. Yani daha da konuşmuştuk. Gelpaze'yi en çok açan Şuker oldu herhalde değil mi bu serüvenimizde? Her türlü golü atmıştı o. Evet düşünüyorum olabilir. Gerçekten olabilir. Her şey vardı yani. Doğru. Free kick vardı, kafası vardı, ceza sahası dışı vardı, volesi vardı, aşırtması aşırtma zaten vardı. Yani aşırtma röportajda da nasıl öveceğimi şaşırdım şimdi. Adama yalakalık olacak yani sizin dokunuşlarınızda sanat vardı diyeceğim yalakalık olacak ama öyleydi. Neyse o da çok tevazu göstermedi. Öyleydi tabii dedi. Öyleydi. Röportajlarda oluyor. Aynen. Evet iyiydik. Yaptık bu şeyler. Oğuz Erdoğan'ın bir sorusu vardı tam bu konu üzerine. Zırı yeri gelmişken sorayım. Çok severmiş. Futbola onunla aşık olmuşum diye başlıyor. Çok var. Yoruma. Ya. Raul bizim sevdalı. Nesilde de vardır da sizin nesil daha da fazladır. Çok, Raul sevdalı. Şuker gibi solak forvetlerin ilahlarından birisiyle oynadıktan sonra diyor. Muhtemelen Messi'ye kadar dünyanın gördüğü en iyi aşırtma gollerini atan futbolcu diyor Raul. Bu alamet farikanın ortaya çıkmasında Şuker'in payı ne kadardır diye sormuş. Hazır sen bilmem. Konuştun da sohbet de ettin ama tabii Raul'a girmedi yani babanın. Yani
hani çok böyle çalışma üzerine bir hayat ve kariyer inşa ettiği için belki de hani antrenmanlarda genç yaşında öyle bir oyuncuyla oynamak ondan bir şeyler kapmasına yardımcı olmuş olabilir. Devam edelim. Of. Bu tek vuruşlar. Bunlar şimdi bir tane daha bir benzeri var. Çok güzel. Çok zayıf. Bu da kaleyi pek görmeden. Mi? Aynen. Biraz Hugo Sanchez'imsi bir. Doğru. Onu da yapalım bir ara Buğra. Evet. 20 rovaşata golü. Alabiliriz onu. Bu bir kafa golü. Çok fazla... Evet. Aslında hani kafa golünü gördük ama güzel kafa golü çok fazla görmemiştik. O yüzden bir iki tane mutlaka araya almak istedik. Genelde defansın arasına sızıp bomboş bitirdi yani. O zaten golü koklama dediğimiz o bu oyuncularda. Doğru. Hani sanki çok kolay gibi görünüyor ama oraya koşu atmak, orayı görmek ayrı bir şey. Maç oyuncusu olmak farklı bir şey. Zaten bir şeyde de var yani antrenmanda en iyi driplingçi değil de en iyi tekneye sahip değil de. Angel Kappa söylemiş. Dediğin gibi hani bize bir sürpriz olurdu yaptıkları sahada ama kendisi için bu böyle değildi diyor. Antrenmanda driplingi de, kafa vuruşları da, vuruşları da hep kötüydü diyor çocukları. Ama sahaya çıktığı anda, maç başladığı anda topu çok iyi taşır, çok iyi dripling yapar, harika kafalar vurur. Ve yani ne istiyorsak onu çok iyi bir şekilde yapardı. Ve 1000 tane farklı çeşitte gol atabilirdi diyor. Bir anda harika ve mükemmel bir oyuncuya dönüşürdü. Doğuştan bir rekabetçiydi diye özetliyor. Angel Kappa, Raul Gonzalez'i. Yani evet işte hep... Valdano gibi şans verenler ya da iyi eğitimciler hep oluyor elbette ama işte o doğuştan gelen özellikler çok önemli ya. Bunu yeni yeni herkes anlayacak umarım da. Bu sanki daha önce anlatmıştım işte bir abimiz altyapılarda çalışan bir tane veli geliyor şey diyor işte benim çocuğum niye elediniz? Çünkü iyi değildi. Ya olur mu? Messi de hastaymış. Bak futbolcu yapmışlar ona. Hani bu böyle bir şey değil yani. Doğuştan bir şeyin gelmesi ve bu sadece topla hüner de değil. Liderlik, Bülent Korkmaz kulakları çınlasın sevgiler saygılar. Biz o daha çocukluktan sur içindeki Edirne Kapı'daki Eminönü'ndeki babasının iş döneminden o liderliğini daha sonra Florya'ya taşındığında o takımı toplamasını mahallede her laf söyleyen çocuğun olmasına Florya tesisleri yapılırken haydi gidelim oraya yardım edelim de bunların hepsi liderliktir yani böyle gel Bülent sana liderlik dersi veriyoruz de kimse vermemiş bu içinde olan bir şeymiş sonra elbette yetenekleri vardı ama liderliğiyle bir yere koydu. Kaptan dedim mi benim Türk futbolunda aklıma o geliyor. Alınmasın kimse. Bülent Korkmaz geliyor. Bunlar hep işte doğuştan gelen özellikler. Yetenek biraz da oralardan fark ediyor. Elbette eğitimci lazım ama Raul de öyle yani. Aşırtma da öyledir. Yetenek o. Onu biri öğretemez. Birinden alamazsın yani. Bir kısım belki toplu yetenek bahsettiğin şeylerin bir kısmı da hani karakter tarafındaki yetenekler aslında. Yani. Karakter trait'te fark yaratabiliyor kariyer. Şimdi mesela Atahan'ın kulaklarını çınlatalım. Maradona'nın röveşata pasına bayılır ya. Ya şimdi birçok oyuncu bayılmıştır herhalde biz burada izlerken Atahan'la bayılıyorsak. Tabii. Ama herkes yapamıyor yani hani bayılırsın da. Ya ben birbirine de yollarsın. Yani yok evet o Kareka'nın kafasına sokuyor top. Bu da öyle aşırtmayı vuruyor adam. O aşırtmalardan biri daha. Bu bana... Bu Abiati değil mi o kaledeki? Bizim görüntü çok kötü de bak o Abiati kontrpiyede kalış o. Olabilir ya. Ben de seçemedim hatta Deville'de falan benzettim o da, ben de kaleyi. O da kalır. Aa olabilir bak. Anderlet olabilir mi? Evet haklı. Ve Schuker Schmeichel golünü anımsattı bana. Kaleciyi mıhlama. Hani belki düşmüyor sırt üstü ama hani hareketsiz bırakma. Biraz yine Schuker'i andık. Bir de Schuker gene topu kendi sürüyor yani. Top istediği hizada. Burada top önüne pas geliyor yani. Ayarlamak daha zor o şiddet. Doğru. Dışa doğru süzülürken top. Bir tane de böyle şey golü var. Onu almadık. Sağdan orta geliyor. Topun geldiği köşenin tersine ayak içiyle vuruyor. Yani sağdan gelen ortayı kalecinin sağına doğru ayak içi vurmak falan. Zor büyük golcülük işleri yani. Aynı. O tek vuruşları çok iyi yapıyor gerçekten. Bu ceza sahası dışından aldığımız birkaç golünden biri. Aa, hakikaten mermi. Yine Şampiyonlar Ligi değil mi Buğra'cığım bunlar hep? Evet PlayStation reklamı olduğuna göre. Bak toplarda. Tabii. Acayip diye Şampiyonlar Ligi'nde. Of. Bir diğer ceza sahası dışı vuruşu. Çok dar açıda. Buğra'cığım bu arada 2000'lerin başındaki teknolojiye de çok gene... Evet yani. Yani biz 70'lerden 80'lerden falan çok maç izledik program için. Baya böyle net temize çekilmiş görüntüler buluyoruz ama 2000'lere gittiğimizde yine böyle görüntüler çözünürlük tarafında zorlamaya başlayabiliyor. Yine. Kusura bakmayın elimizden gelen en iyi görüntüyü bulmaya çalışıyoruz ama telif yememeye çalışarak bir yandan. Bu biraz kepçe daha böyle senin bayıldığın tipte bir vuruş. Aynen öyle. Önüne de muhteşem. Alıyor bir yandan. Bu da benlik kafalar. Uzak direğe.
Çok da güzel. Evet, zor iş. Bir bu senlik. Kuruş, bu acayip ya. Ben bu da çok denerim bunu hiç. Aynen. Bakmadan ama bu kadar isabetli gitmiyor çoğu zaman. Bir diğer kepçe. Tabii burada işte az önce mesela... Bunun en aklımda kalanı yani Real'de çok atıyordu diye belki. Hı-hı. Schalke'de Köln'e mi ne attığı vardı? Onu almamış olabiliriz. Çok aldık olabiliriz, diye. Evet, doğru. En aklımda kalanı belki de Schalke'de daha az gol attı ya. O doğru. Onunla kalmış olabilir. Bu kepçeyi çok yapıyor. Yani imzası bu işte. Yani imza buydu. Yıllar sonra torunları anlatırken kepçeden anlatıyor. Malamed farikasını aşırtma olarak anabiliriz. Az önce Zidane'ın önünden topu alıp gidip vurduğu vuruş üzerinden belki hani o takım içindeki ağırlığını da konuşabiliriz biraz soluklanırken. Takım arkadaşlarının da söylediği çok fazla güzel söz var. Bir iki tanesini aldık. Beckham Real Madrid'e veda ederken 2007'deki basın toplantısında burada kaptana da başarılar demek istiyorum ona önümüzdeki günler için, önümüzdeki yıllar için diye açıyor sözü. O yıllar boyunca buradaki herkes için hem oyuncular için hem takım için bir güç kulesi oldu diyor. Bir güç kalesi gibi oldu her zaman diyor ve birçok insanın imrenerek baktığı bir figürdü burada diyor. Raul'u anarken ki işte sadece o değil diğer birçok takım arkadaşı da işte McMahon'ın programında da biraz evet, bahsettik. Evet. Dışarıdan gelen hani yeni oraya alışmaya çalışan oyuncuların da ne kadar Raul'la aralarının iyi olduğunu, onun sahiplenmesinden ne kadar övgüyle bahsettiklerini hep andık. En güzelini gene hani geçen programın devamı gibi oluyor ama Valdano. Tabii. Söylüyor. Baba kendini ifade etmeyi her zaman. Galacticos ekibi diyor uluslararası tarafa açılmamızda bize yardım dünyaya ediyordu. Dünyaya iletişime geçmemizde. Raul ise Real Madrid'in tarihini ve o kıymetini anlamamızda bize yardımcı oluyordu. Çok güzel. Müthiş. Yani baba öyle bir adam ki. Yani bu adam top oynamasaymış Güney Amerika'dan bir Nobel'li yazar çıkabilirmiş. Böyle yani, inanılmaz bir şey ya. Vallahi. Gerçekten harika. Yani şey benim böyle yani merakım yüzünden işim gereği İtalyanca'ya oturup öğrenmeye çalışıyorum ya. Kitaplar okuyorum artık, filmler, belgeseller izliyorum. Yani daha genç olsaydım herhalde sırf Valdano okumak için İspanyolca'ya girebilirdim. O kadar net söyleyeyim. Sevgili Onur Özgen'e de selamlar, sevgiler. O da çok atar bana. Abi bizimki yazmış yine diye. Onur çok daha iyi takip eder benden onu. Hakikaten muazzam yazılar. Fikir yazıları da öyle. Yani cümle kurması, ifade şeklini geçtim. Misal... yeni kafayı dünya orada. Futbolu üzerine, bu kazanma üzerine, istatistikler üzerine çok güzel fikir yazıları vardır. Ha bizim Türkiye'de olsa belki ihtiyar sana ne dede boomer falan yapabilirler. Ama bu fikir yazıları çok önemlidir kendini ifade etme. Bizde biraz Feyyaz Uçar, Feyyaz hocamız, Feyyaz abimiz böyle ona geliyor ama o kadar istikrarlı yazmıyor. Onun da çok sağlamdır ifade şekli. Çok kıymetli Valdano. Real Madrid'in tarihiyle bağı üzerine Capello'nun da yine bir sözü var. Real Madrid'in kalıtımı diye tabir ediyor. Ya da onun işte DNA'sı gibi niteliyor Raul'u. Alfredo Di Stefano'dan yine bir alıntı almıştık. O da birçok oyuncunun yapmaya cüret edemediği bir şeyi başarıyor Raul sahada diyor. 100 bin kişinin izlediği bir stadyum adım attığında sanki arka bahçesinde oynuyormuş kadar rahat olabiliyor. Aynen. Diyor ki bu hakikaten önemlidir. Yani tabii, büyük yıldızların büyük sahnelerde nasıl daha rahat hissettiklerini hep anlatırlar. Di Stefano da onun altını çiziyor. Bir de Hierro'dan alıntı yapalım. O da şey ilginç bir şey, biraz komik bir şey söylüyor. Ender oyunculardan biri diyor soyunma odasında karşılaştığım. Bir sorun yaşadığımda annemden önce onu anlatacağım. Ender oyunculardan biri diye anlatıyor Hierro. Ve Hierro demişken oradan da bir soruyla bağlayacağım. Real Madrid'in efsaneleriyle vedalaşması üzerine birkaç soru gelmiş sizlerden. Enver Öter'in mesela sorusu. Vedası hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. İşte 2010'a kadar kalıyor Raul. Sonrasında Schalke'ye gidiyor. Oradan El Sat ve Cosmos'la kariyeri bitiriyor. Bence Madrid'den ayrılan birçok efsane gibi vedası pek hak etmediği şekildeydi demiş. İşte yakın dönemden Ramos ve Casillas örneklerini de yine buna verebiliriz. Zamanında Hierro'nun ayrılığı var. Cristiano'nun ayrılığı da yine aslında bir nebze istemediği bir şekilde olmuştu. Bunlar var evet. Bunlar tam şey yani. Hani Ramos da hadi transfer de hani Raul, Hierro, Casillas çok Redondo büyük şeyler. Redondo da hadi transfer diyeyim şeyler gibi. Redondo'yu bence onlar sakat diye kakaladı. Ben bunu hep böyle... O da olabilir. McManaman'la çalışırken biraz bir şeyler okumuştum. O dönem hep böyle yeni transferler için alan açmak adına böyle işte onların maaş yükünden kurtulma gibi. Tabii o da vardır. İşte Redondo bir de sakat oluyor da Milan'a geldi hemen sakatlandı. Ve neyse ki Pirlo'yla ortaya başka bir şey çıkarabildiler. Doğru. Yoksa Redondo büyük bir fiyasko kalacaktı yani. Çok uzun süre sakat kaldı o şeyde. Yani çok iyi oyuncuydu ama bence Real öyle bir okutma yaptı orada. Doktorları ayarlayıp diyorsun.
Olabilir. Sen ne diyorsun o konuda? Real'in vedaları konusunda. Çünkü Raul'un da 3 sene sonra inanmıyorsam bir hazırlık şeyinde, hazırlık turnuvasında El Sadd'le bir maç yapıyor. Real orada hani onurlandırıyorlar. Casillas'a yine benzer bir şekilde ilk vedası çok hani böyle göz önünde olmadan yapıldı. Hani diğer kulüplerde işte mesela Iniesta'nın vedasını falan hatırlıyoruz. Biraz daha böyle dramatik. Xavi'nin iki kez daha öyle hani İspanya örneği olsun diye söylüyorum. Bazı kulüpler bunu daha iyi yapıyorlar ama Real o konuda çok umursar bir tavır göstermiyor. Şey gibi böyle Türk filmlerinde hani acımasız zenginler olur ya onun gibi herhalde yani. Ben yoluma devam ederim. Ediyor da. Evet zaten kazanmaktan ibaret. 30 yıldır inanılmaz seviyede. Yani o Raul'ün bence bir de böyle bir kıymeti de var Buğra. En son 60 yani Partizan'ı yenip şampiyon oluyorlar. Daha sonra Raul'lerin takımla Şampiyonlar Ligi'ne ulaşıyorlar. Ve Raul daha sonra o Şampiyonlar Ligi'ne toplam 3 kez kazanıyor. Cebine koymaya da devam ediyor. Yani kazanan Real'in yüzü olması da çok önemli bir şey. Mesela Butragueño da Real Madrid'in yüzü ama yani UEFA kupası yani Milan 5 diyor gönderiyor. UEFA kupası daha fazla. Doğru. Hani Real Şampiyon Kulüpler Kupası kupa 1 demekse o açıdan o tarafta o görevi dolduran lider olarak da önemli bir payı var. Yani dediğim gibi çok içli dışlı olduğum bir kulüp değil benim Real Madrid. Sevdiğim de bir kulüp değildir. Belki de bu nedenlerden biridir. Hani vefasızlık biraz. Farklı tavır. Ama yani işleyiş böyledir. Adamlar da devamında getiriyorlar. Yani Ramos gidiyor, biri geliyor. Kaleci gidiyor, iyi geliyor. Raul gidiyor, daha yani daha değil de gene konuşacağımız forvetler geliyor. İşleyiş farklı bir dünya. Şey gibi seninle konuştuk ya işte en ufak sorunda CEO'sunu kovan şirketler gibi gözünün yaşına bakmadan. Öyle ilerliyor olabilir işte. Yani. Tam bir kapitalist yapı gibi görebiliriz herhalde. Zengin bir patron ve kazanmaya verilen katkı azaldığı anda kesilen oyuncular, eski yıldızlar. Şeyde Di Stefano ile ilgili şey söyleyeyim. Bir yerde izledim onu da. Belki de o dediğim belgeselde. Gol şeyini geçiyor ya sayısını. 308. golü atıyor. Aynen. 2009. Şey diyor Di Stefano. Ya bunun gol krallığı yarışına gideceğini bilsem ben de çok atardım diyor. Baba şey, huysuz ihtiyar şakasında yapıyor. O var. Ama mesela şey tarafını anlıyorum. Yani maç başına gol istatistiklerine baktığında hani Di Stefano'nun daha az maçta onlara attığını görüyorsun tabii ama yine de bunu 10-12 yıla yaymak da kıymetli tabii ki. Bir de Di Stefano'nunki farklı. Biz onu dediğim gibi çok sonradan izleyebiliyoruz Di Stefano'yu. Onu sevgili Atilla Gökçe bize çok anlatırdı. Her yani ayrı bölgelerde oynayıp da ona rağmen yılın en iyi oyuncusu seçilme hani şey o alamet farikası diyelim. Hani biz seninle izlediğimizde daha geriden. Evet, daha geride oynuyor ama asıl iç oyuncusu yani sol iç, sağ iç nasıl diyeyim? Ön beşlinin. Ön beşlinin içi, forvet oyuncusu. Ama daha sonra orta saha oynuyor, daha defansif oynuyor, kanat oynuyor ve hepsinde de etki yaratabiliyor. Hani o çok yönlülük diye konuştuğumuz şey var ya onun öncüsü olması aslında Di Stefano'nun olayı ve ben onun vefatını işte Brezilya'da Dünya Kupası Arjantin-Hollanda maçında orada öğrenmiştim. Bilmiyordum. Çünkü hiç televizyon izlemiyorum. İnternet bir var bir yok. Sadece geziyorduk işte Volkan'la birlikte. Sonra maça gittim. Bir anda Di Stefano çıktı. Herkes saygı duruşu. Yani ben dahil ben Türk'üm. Yanımda Avustralyalı var. Arkada Arjantinli var. Hani herkesle bir böyle duygu yoğunluğu vardı. O acayip bir etki. Yani hiçbirimiz izlememişiz baktığında. Aynen. Ama Real Madrid demek, futbol demek o acayip bir etki yani. Kesinlikle öyle. Biraz daha devam edelim izlemeye. Hani bazı arkadaşlar diyor ya hani Pele şöyle oynamış, kolaymış. Ya televizyonsuz bir çağda o kadar dünyaca ünlü olmak da ayrı bir şey yani. Herkesin yapabileceği bir durum değil. Bu yine ayak dışı uzak direğe tek dokunuş yani zor vuruş hakikaten. Ve geldik. Almanlardan Allah razı olsun mis gibi görüntüden. Yine ilk goldeki gibi. Bu da şuker işi bak. Bu da çekme. Aynen şey. Euro da attı. Yana çekmeyi. Bu böyle hırsla çok vurulan bir gol ya. Havalı sahada yenilen takımda atılan UEFA bir gol. UEFA'ya düşmüş bak baba. Bu UEFA Avrupa Ligi şey değil mi? Skor vardı. Aynen Atleti'ye çeyrek finalde eleniyorlar. Aha. Bu sezon. Bu ikinci sezonu. Yanılmıyorsam. İlk sezonlarında da yani Schalke'deki ilk sezonunda da Raul Şampiyonlar Ligi yarı finali yapıyorlar. Yani aslında Schalke yılları da çok başarılı. Evet, hani evet. Baktığında o ilginç. Yani nereye gitse kazanmaya devam ediyor. Yani El Sadd'da falan da kupaları vardı. Onu çok saymıyorum. Ama Schalke'ye işte 30 yaşında gittikten, 30-31 yaşında gittikten sonra bir Şampiyonlar Ligi yarı finali, bir UEFA çeyrek finali yapması da gerçekten büyük iş.
İlk sezonu epey tuhaf bu arada. Biraz baktım. Magat'la başlıyorlar. Magat alıyor zaten. İşte hoca. Taf. İşte çalışmak yani. Dedin mi bu ikili. 7-0'da bile yüzü değişmez. Aynen. Bir tane daha isteyen hoca. Hoca böyle olur. İşin garibi Almanya Kupası'nda yarı finalde Bayern'i geçiyorlar. Kupayı alıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale gidiyorlar. Manchester United'de eleniyorlar. Ama ligde o kadar kötü gidiyorlar ki neredeyse düşme potasındalar. Magat gidiyor Mart ayında. O kupa zaferlerini göremiyor yani. Ve şey geçiyor. Rangnick. Senin hoca geçiyor takım başta. Gitti hocam doğru. Sezonun son 4 maçını kaybediyor bu arada Rangnick. Yani neredeyse düşecek. Hoca bırakmıştır yerini ama. Onu yapar. Sistemi kuruyor. Aynen öyle. O yüzden de o bayağı ilginç bir sezon. İşte Farfan var. Hurado var. Farfan olduğu için biraz daha böyle Raul yine hani 10 numara pozisyonu gibi diyelim. İkinci forvet gibi oyunu. O yüzden böyle yay dışından attığı epey gol var. Şu anki döneminde de. Ufak bir şeylerde de izgah yapalım. Şüker Mijatović falan oynarken de gene gezgin oynuyor. Tabii tabii. İkinci forvet gibi. İşte 2000 finalinden sen zaten bahsettin. Orada da Morientes var. Evet, var. Yine biraz kanat ya da arkada. Farklı rollere de ayak uydurabilen bir... Magat dedin dağıldım ben yani. Gittin aynen. Acayip kahraman adamımızdı. İşte o bahsettiğim dışarıdan vurduğu. Bir de herkes yani Tuncay Şanlı da anlatır ya onunla bir çalışmıştı idmanlarını. Öldürüyormuş insanları. Magat hocam. Aynen aynen. Topçuluğu da alakasız yani 10 numara adam. Ve milli o inanılmaz takım. Oliver Kahn'ı zaten gördüğü yerde gol atmış. Ya izlerken biz şok olduk. Aynen. Hani haraca bağlama falan diyorlar ya Almanya ne zaman bulsa... Birer ikişer atmış. Buraycığım İspanya'nın eskiden nasıl bir kaos takımı olduğunu o skor belli ediyor. Tabii. 2000 yılındaki Almanya'da nasıl 4 gol yedin kardeşim? Yani öyle bir takımdı ki Almanya o zamanlar. Bu da çok tuhaf bir kafa vuruşu. Aynen. Biz hatta ilk izlediğimizde anlayamadık tam top nerede, nereye gidiyor diye. Sırbistan'da yine bir isim misim bir şey değişmiş. Aynen. Yani. Montenegro dönemi galiba o. Sırbistan. Hocam, ve Aragones. Dede. Ki bundan şimdi bahsedebiliriz aynen. Biraz. Tam dediğin hatta This Football Times'da yanılmıyorsam bir yazı vardı. Sizin bir röportajda geçen bir tabir var. La Furia diye Panenka'nın yanılmıyorsam. Yani yine konuştuğumuzda. İspanya tarihindeki o takımın hani bir şeyleri yapabilen ama sistemi kontrolü sağlayamayan takım La Furia. Hani kızgınlık gibi bir tabirle. Kırmızı öfke diye başlatmıştık hatta. Gibi bir tanımla anlatırlardı. Sonrasında 2000'lerdeki o dönüşümle kazanma makinesine dönüştüğünde İspanya bu kez La Roja işte kırmızılar ve onların oynadığı o tiki taka futbolu üzerinden tanımlanmaya başladı. Aslında o geçişin de tam böyle kadrodan kesildiği döneme denk gelmesiyle Raul hani eski dönemi biraz sanki temsil eden bir oyuncu gibi kaldı yani. Onu işte Aragones'te attığı bir golü izliyoruz şu anda ama sonrasında Aragones Euro 2008 öncesinde ki aslında fena da gitmiyorken Real kariyeri. Belki 2000'lerin başı kadar değil ama sonuçta hala istikrarlı oynamaya devam ederken milli takımdan kesiyor. O dönem işte Villa'yı biraz daha ön plana çıkarıyor. Torres var zaten ve farklı bir futbola evriliyor İspanya. Onunla alakalı bir soru da vardı. Euro 2008'de kadroya alınmaması epey tartışılıyor. Hatta son anda bir sakatlık oluyor. Onun yerine Raul tekrar kadroya girer mi tartışmaları varken ona rağmen Aragones onu tercih etmiyor. Muhtemelen biraz o figürün ağırlığından da çekindi hoca. Yani ana planında olmayınca kenarda biraz tehdit olabilir diye düşündü muhtemelen. Yalçın Erdem sormuş. Aragones sürpriz bir şekilde Raul'u milli takımı almıyor. Epey eleştiri de alıyor bu yüzden ama İspanya sonrasında dünya futboluna ambargo koyuyor demiş. Burada Raul'un olmayışının bir faktör olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa Raul ile de başarı yakalanabilir miydi demiş. Yani bilemeyiz. Ama orada faktör hani forvet oyuncularının performanslarından ziyade o orta saha denkleminin tabii. İşte Senna'lı, Xabi Alonso'lu, sonra Busquets geliyor ama Xavi, Iniesta hep var. Oradaki o denklemin kurulması ve İspanya futbolunun o kırmızı öfkeden o zaman bile o pas oyunu, yetenek, kabiliyet, topa sahip olmanın Barcelona ile birlikte topu da bir an önce kapabilme yeteneği ki Senna'nın buradaki rolü büyüktü. Belki Barcelona parçası değildi ama Brezilya'da Brezilyalı ön liberoların belki de en büyük özellikleri garanti çıkmaları, daha önemlisi alanı iyi kapayabilmeleri. Neredeyse hepsinde bu özellik çok iyidir. En vasat gördüğünüzde bile ki sonra oraya Busquets'i monte ettiler. Bütün bunlarla birlikte yani o özel jenerasyonun payı vardır. Ha Raul olsa belki o gene olabilirlerdi ama yani olay Raul'ün bence durumundan çok orta sahanın varlığı ile ilgiliydi.
Ki Torres'in de o dönem çok canavar dönemleriydi ya, bir de bir doğu da var yani. Hani aldığı adam da boş adam da değildi, bir şey diyemiyorsun. Doğru. Bir de şey olabiliyor. Şeyi çok güzel söyledin. Biz onu çok konuşurduk eskiden Dünya Kupası izlerken arkadaşlarımızla. Hatta 2002'de konuşmuştuk ilk. Yani Roberto Baggio'yu Trapattoni niye almadı? Ya şimdi Trapattoni'nin ana planında Del Piero ya da Totti gibi iki tane zaten bir bomba var. Hani birini oynatsan dert, öbürünü oynatsan. Ya oraya bir de şeyi, babayı soktuğun anda tamamen devreler yanacak. E kenarda o adamlar mesela Arrigo Sacchi, Pepe Signori'nin kenarda olduğunda büyük sorun yarattığını söylüyor. Hani bir de kenara koyma riskim var. Kenarda huzursuzluk yaratma. Yani Dünya Kupası kadroları böyle şey değil. Yani ülkenin en iyi 20 adamını seçelim. Tabii, gelsin oynasın. Gibi. Aynen ha. Yani onları yönetmek şunlar. Yani Raul öyle bir oyuncu değil gibi duruyor ama bilemezsin. Belki Aragones o strese girmek istemedi. Ya da bir Atletico Madrid efsanesi olarak cezayı verdi. Büyük resminde gördük dedi. Doğru söylüyorsun. O da oldu. Bilemeyiz yani. Ama o İspanya'nın dediğim gibi olayı, o orta saha dengesi muazzamdı. Ki Raul'ün İki hiç kötü olmayan İspanya macerası var. Euro 2000. Doğru. Penaltıyı atsa belki Fransa'ya geçeceklerdi ki iyi bir takımdılar. Ve 2002 yani o Kore'yi... Hakem. Aynen yani hani sen ben Kore'de oynasak biz de herhalde bayağı bir şey yapacaktık. İtalya'yı, İspanya'yı öpüyor. Bu hakem şeyle eridiler. İspanya'da çeyrek finalde kurban olmuştu. Her iki ülke de hala hatırlar orada yaşadıkları şeyi. İspanya'nın golü var içeride. İtalya'nın kabusu öyle Thomas Simini atmıştı girip offside diye. Çok hayatımda yani en böyle sinirlendiğim maç olabilir. Hatırlıyorum üzerine konuştuğumuzda dahi hala tazeydi senin tepki. Hatta o hakem sonra uyuşturucuyla yakalandı ya, Buffon da şey dedi, bizim maçta da zaten ayık değildi. Öyle bir şey dedi Buffon. O Ekvatorlu'yu unutmadım. Aynen, sen notunu aldın. Atağın gibi. Düşsene atağın İtalyan olduğunu, eyvah eyvah. Ya da İtalya'yı tuttuğunu, sevdiğini benim gibi. Evini bulurdu. Dinleyen notlarıma bakıyorum Raul'la alakalı. Başarılı olana bir şey diyemiyorsun abi. Öyle bir dönem başladı ki Raul'u unuttuk hepimiz yani. Biraz da şeyden... Mesela şey de Buğra'cığım, özür dilerim. Şey de çok önemli. Şimdi Raul misal hiçbir turnuvada böyle kurtarıcı gibi çıkmadı. Hı. 98'de bir izleyicimiz de yazmış sağ olsun. O Nijerya'ya attığı golü ben de izlerken çok severim. Benim favori golüm, onu cevaplayayım. Slovenya'ya. Acayipti abi yani. Takım bocaladığında ayakta tuttuğu şeye kadar. Almanya maçına kadar. Almanya'yı tam bir İspanya oyunuyla madara ettiler de oradaki David Villa etkisi falan acayipti. E bunlar gelince işte şeye, Chelsea'ye gelene kadarki Torres acayip sezonları vardı Liverpool'da elbette. Arada şey gibi işte Figo da büyük oyuncu da Ronaldo gelince az anılıyor olabilir diyoruz. Yani bu da öyle. Yani bir dönemi çok etkiledi Raul'da. Öyle gölgede kalmadı. Ama hem başarılı oldular hem de hep iyi forvetler yetiştirdiler. Onun için Raul'ü yıllarca anlatmadık. İtalya'da hala Vieri Mieri diyoruz. Çünkü yok baba, gelmiyor yani. Hani ne yapalım? Doğru. Biraz daha hani o pas merkezli futbolda işte Villa gibi oyuncuların daha Alvere daha müsait olması üzerinden işitebilir miyiz diye düşünüyorum. Hani Raul da yani çok o taatın konusunda çok kötü bir oyuncu değildi bir yandan. Ama biraz daha asıl melekesi ceza içi, ceza sahası içi bitirişleriydi. O yüzden dediğin gibi diğer futbola daha uygun görmüş olabilir Villa'yı ve Torres'i hoca o dönem. Mesela Torres'in de 2008'de turnuvadaki performansı acayip değildi. Finalde gol attı ama. Doğru doğru. Yani o orta saha büyülüyordu ya. İnanılmaz bir şey yani. Biz Orkun'la tekrar o finali izlemiştik işte de yani son dakikalar falan öldürüyorlar baskıdan. İlk dengeli başlıyor. Çok acayip bir orta saha yapısıydı. En sende güldüğümüz sözlerden biri Franz Beckenbauer'a ait Raul'la alakalı. 2000 yılında söylüyor bunu. Şampiyonlar Ligi finali döneminde yanılmıyorsam. Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesi diye tanımlıyor Raul'ü. O Real Madrid'in ruhu bizim için Mateus neyse İspanya için ve Real Madrid için de Raul o vazgeçilmez ama çok kötü bir saç tıraşı var diye. Baba bitiriyor sözü. Aynen. O dokunuşta yapmış sonunda. Çok saygı duyduğu isimlerden biri Raul'un Pep Guardiola. Hatta Barcelona'nın başına geçeceği zaman onun futbol bilgisine, futbol tutkusunun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz ve ona şans diliyorum. Orada iyi işler yapacağına eminim diyor daha A takım kariyeri başlamadan Guardiola, ki sonrasında ne kadar haklı çıktığını göreceğiz. Guardiola'nın da Raul'un oyunculuk döneminde sarf ettiği net bir cümle var. İspanya futbol tarihinin en önemli oyuncusu diyor Raul'a. O da az meleke değil yani. Aynen öyle. Bahsettiğin gibi kendi de az oyuncu değildi. Onu da söyleyelim. Sen sürekli çok yani maçlarında konuşuyoruz. Ya çok iyi oyuncuydu, böyle şey oluyor. Busquets'ten. Fena değildi ama ya kalk git, bayağı satın çok iyi oyuncuydu yani. Guardiola şu an kendine para veremez yani. Kendi olsa City'yi almak yetmez, City'yi satarlar.
Çok iyi bir orta savunucuydu. Çok iyiydi. Tıpkı geçen bölüm McManaman'da olduğu gibi Alex Ferguson'ın hayranlık besleyen oyuncularından biri de Raul. O da işte Figo gibi, Zidane gibi, Ronaldo gibi oyunculara para harcıyorlar ama diyor bence dünyanın şu an en iyi oyuncusu Raul diyor. 2003 yılında o da bunu söylüyor. O istikrar tam zaten Sir Alex'in bayılacağı nokta. Yani hani öyle ismen parlak, seksi oyuncuları değil ama bu tür iş bitiren oyuncuları zaten çok sever, çok iyi kullanırdı. Burada da Raul'da. Onca transfer yaptılar. Jisung Park'ı Kilito. Hiç. Fabio Rafael. bir yandan da tabii o bahsettiğin az önce hani soyunma odasında ya da yedek kalında huzursuzluk yaratır mı konularıyla alakalı işte bazı çatlak sesler var. Onlardan biri işte Diego Torres'in söylediği bir söz. Olası transferleri daha fazla işte konuşan, onlar üzerine daha fazla etkisi olan Real Madrid'de bir oyuncu yoktu diyor Diego Torres, Raul'la alakalı. Ya da işte sağlık ekibinin onun hakkındaki fitness raporlarını yayınlamasını falan da yer yer engellediği olmuştur gibi sözleri var mesela ama 15 yıl bir takımda kalıp 10 yılında kaptanlık yaptıktan sonra bunlar herhalde çok şaşırtıcı. Paolo Maldini için bunları bile söyleyemiyorlar. Bari biri çıkıp söylemiş. Ona bile cesaret ediyorlar. Ya şey, baban demişti ya, Balotelli bizim dönemimizde olsa baba mı Savicevic mi? Baresi döverdi onu. Biraz onun gibi. Sorularda neler kalmış oraya doğru dönüyorum. Özgür Akçalı, Raul'un teknik direktörlük kariyerini takip ediyor musunuz? Sizce bir gün kaptanı Real Madrid çalıştırırken de görebilir miyiz? Hali hazırda Castilla'nın başında Real Madrid'in ikinci takımı. Figo ile birlikteler değil mi? Öyle bir şeydi. Figo ile çalışıyorlar. O olabilir ya. Son haline bakmadım ama. Yani böyle bir futbol okulu gibi Figo ile birliktelerdi sanki. Burada hali hazırda Real Madrid'in ikinci takımının başında. Tabii ki olabilir. Yani bu kadar saygı duyulan, bu kadar kulüpte herkesin kariyerini takip ettiği bir oyuncuyken. Bir yandan da Real Madrid'de işte o isim arayışı hep oluyor ya. Yani hoca ararken de, hoca getirirken de. O yüzden hani böyle bir belki geçiş dönemi, dönem zamanlarında bir fırsat verilebilir gibi geliyor bana. Yani böyle hazır sürekli kupayı oynadığı dönemde hani Ancelotti daha güvenli seçenek. Ama arada bir jenerasyon geçişi olursa, ki çok da olmuyor yani, sürekli yenilerini almaya devam ediyorlar yıldızların ya da yıldız adayların Real Madrid'de ama bir noktada muhtemelen denenecektir. Hemen değil belki ama. Baba da biz bu programı yayınladığımızda yaş gününü kutlayacak. Aynen. 47. mi? Yaş yok. 77'li değil mi? Aynen 77'li. 45. yaş gününü kutlayacak. O dönem çok topçu var. 76, 77, 78 çok altın üretmiş. Dönem değil. Acayip bir şey ya. Bu vefa konusunu Metin Tekeli de sormuş ama konuştuk. Tekrarlamıyorum. Onun dışında da Kafici adlı takipçimizin sorusu. Büyük bir futbolcu ve golcü olmasına rağmen sadeliğinden ve fazla şova kaçmamasından dolayı döneminde hak ettiği ilgiyi pek alamadığı için tarihin en underrated futbolcundan biri olabilir mi diye sormuş. Ama hani o kadar çok söz okuduk ki hani o dönem en iyisi, abi en çok iyisi, etkiliydi en ya. Yani çok çok hastası olan, çok seven, çok şey, ki onun için çok şey ifade eden tek. Tabii. İspanya'da değil yani Türkiye'ye kadar uzanan. Birçok insana ilham veren çok önemli bir oyuncuydu döneme göre, bilmiyorum yani biz mi öyle gördük. Herkes Raul'u çok sever ve hani çok saygı duyduğu bir forvet oyuncusuydu. Belki hani 2005 sonrası hani kariyerinin ikinci yarısı için. Ya belki tabii orası öyle ama oyuncusunda yani, gerçekten. Senin dediğin gibi yani çarşamba günlerinin sürekli, adamı oydu yani. Sürekli gol atıyordu. Son soruda Sadri Alışık'ın sorusu. Raul'dan bahsetti. Mek aslında ona gol attıran pas uzmanlarından biraz konuşmak gibi olur bence demiş. Siz buna katılıyor musunuz? Az iş değil ya o golleri atmakta yani. Şey var ya, Amerikan futbolunda öyle bir muhabbet vardı. Yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Benim izlediğim dönemde hani receiver mı quarterback'i yüceltir, quarterback mi receiver? Yani bu tavuk mu yumurtadan tamam. Yani ikisi de olması gerekir zaten. Kahraman da benim eski maçları kardeşim izlediğim görünce bugün Benfica izliyordum Koluna. Şey dedi ya, şu bu kim dedi. 10 numara gezdim. Koluna dedim. Adama yazık olmuş dedi. Biraz iyi forvetle oynasa dünya asist rekorunu kırarmış. Hani mutlaka İzledim onların zaten birbirini tamamlaması lazım. Elbette İzledim yani. Işte, Raul de çok iyi bir takımda oynamanın faydasını, çok iyi oyuncularla oynamanı görmüştür. Hı. Ama onları birçok orta saha oyuncusu da ne paslar atıyor? Önündeki adam gol kaçırma rekorları kırıyor. Bunu Pirlo'da çok sık yaşardık. İşte İtalya hücumda sıkıntı yaşadığı dönem. Euro 2012'de de Balotelli'ye ne paslar atıyorlardı. Gidiyordu uzaya vuruyordu. Sonra Almanya bir gol attı. Şey oldu. İtalya'yı taşıdı. Halbuki neler kaçırmış. Star. Onun için elbette birbirine tamamlaması lazım o mevkileri.
741 maç, 323 gol Real Madrid'de. Bu yıl Benzema yakaladı. İlk sıra zaten Ronaldo'nun o saçmalık dediğin gibi rakamlarda. Ronaldo ve Messi'nin yaptıkları ama onun arkasında Benzema önümüzdeki sezon muhtemelen geçecek. Ama üçüncü sıradaki yeri sağlam kalmaya devam edecek gibi görünüyor oğlum. Bu arada girişte baba soyadı dedim ama anne soyadıymış notlarıma. Şimdi baktım, düzeltelim hemen. Böyle bir kariyer Raul Gonzalez. Yani 300'ün üzerinde gol, 700'ün üzerinde maç. 700 üzeri maç zaten hala en fazla maça çıkan oyuncu kulüp tarihinde, ki onu sarsmak da çok kolay değil. 15-16 sezon. Real'de bir de. Öyle yani. Bu kadar. Her sene biri geliyor. Çalkalan bir şey. Ona, o rüzgara dayanması da acayip ya. O kadar Burak, transfer döneminde. Şey diyoruz ya yani bir de Galacticos. Sen Galacticos'tan önce Real Madrid şeyle oynuyordu. Yani çoluk çocuk da yani Şuker'i mükeri parlıyor, Şuker'i getiriyorsun. Parlıyor Mijatović, Redondo. Yani çok önemli bir Arjantin milli takım oyuncusuyken pat diye getiriyorsun. Seedorf orada parlıyor, getiriyorsun. İtalya'dan getirip alıyorsun adamı yani şeyden. Hani o zaman da alabiliyordu. Onların arasında bile kendini göstermesi önemli tabii ki. Hiç şüphesiz. Ve tüm o dediğimiz gibi az önce işte McManaman dedik, Redondo dedik, birçok oyuncu üzerinden konuştuk. O rüzgara, türbülansa dayanamayanları her birine o rüzgara şişirip yelkeniyle 15-16 yıl o dalgalı denizde gitmeyi başaran bir figür Raul Gonzalez. Darısı başımıza diyelim. Biz de bu rüzgarlarda önümüzdeki yıllarda da devam etmek üzere diyelim. Çok teşekkürler sizlere de. Sezon boyu bizi de desteklediğiniz, yorumlarınızla motive ettiğiniz için bu sezonda VDR efsaneyle böylece kapamış oluyoruz. Aynen, yani şeyler hemen gelmesin. İzlenme sayısına rağmen devam edecek mi? O edecek. Onunla bir ilgisi yok. Rahat olun. Edeceğiz tabii ki. Öbür sezon Buğra'yla yine birlikte olacağız, bir terslik olmazsa. Buğra'ya da ben sert bir istifa kararı. ESPN'den bir teklif. Aynen. Ayrılmazsak. Farklı planlarımız var. Dünya Kupası bekleyen Sadri abi başta olmak üzere birçok takipçimiz var. Onu anlatmıştım çok zor bir şey olduğunu ama belli çözümler üreteceğiz. Biz de yapmak istiyoruz. Özledik çünkü Buğra'yla 4000 maç izlemeyi. Uğraşacağız ama diğer bölümlere de devam edeceğiz bir yandan. İtalya bölümüne de elbette devam edeceğiz. Salernitana da düşmediği için daha da mutluyuz. Seneye aynı formatla, daha fazla belki de Dünya Kupası programıyla karşınızda olmak üzere. Seneye diyorum aslında bir buçuk ay var. Çok da karalar bağlamamak lazım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.